Dönerken hedefi de parmağınızın hareketinde bulmuş olacaksınız. Bu dönerken de olur. Bakın şöyle. İki atış, 12. Bir de siz deneyin Prens Hazretleri, dikkat! İsabet yok! Yarın devam ederiz. Teşekkür ederim Rıza Efendi. Şu halde müsaadenizle Prens Hazretleri. Prenses... Albay... İyi silah kullanıyor. Kim acaba? Türk polisi bizden şüphelendi mi dersiniz? Zannetmem. Belki de ihtiyat tedbiri olarak göndermişlerdir. Olabilir. Fakat bu delikanlıya karşı dikkatli olmamız icap ediyor. Sevgili kuzenim, bu gençle biraz meşgul olmanızı sizden rica edebilir miyim? Arzu ediyorsanız memnuniyetle. Yerde her canlar var, ya hey koy koy canım, Hasan Hüseyin aşkına bir yudum suna. Sabah şerifler hayırlar olsun. Sabah şerifler hayırlar olsun. Selam efendim. Hayırlar karşımıza gelsin. Afiyetlisiniz inşallah. Elhamdülillah. Ey kutsiyan aman, bana imdat vaktidir. Ol dilrubanın huğunu germ, etvarı nerm, ama dildarı cefakardır. Bunun bir şiir olduğunu anladım ama manası nedir? Ey melekler, bana imdat vaktidir. O güzel boynunun kanı sıcak etvarı şiir ama kalbi insana cefa vericidir. Öyle mi zannediyorsunuz? Eğer Nedim devri şebabetinde sizi görmüş olsaydı, iki divan daha fazla yazardı. Sizden divan yazmanızı değil, bana İstanbul'u gezdirmenizi rica edecektim. Bana kul olsun deyi hacet ne ferman etmeye. Ben senin çoktan efendim, ben deyi fermanım. Prenses Nadia, vazifesini muvaffakiyetle başardığını zannediyordu. Prens ve albay, ateşten şüphelendikleri için saraydan uzaklaşmasını temin maksadıyla beraber İstanbul'u gezmeleri tavsiye edilmiştir. Nadia, ateşi güzelliğinin tesiri altına bıraktığını zannediyordu. Haddi zatinde kendisi farkına varmadan ateşin tesiri altına girmiş, onu sevmeye başlamıştı. Atar, atar!
sana simit alayım. İki tane ver. Toplandıkları evi buldum. Bugün muhakkak bir şeyler olacak. Anladım. Taze simit, kütür kütür! Beğeneceğini zannederim. Bana o kadar güzel şeyler takdim ediyorsun ki şaşırıyorum. Türk erkeklerinin bu kadar ince, hassas olduklarını tahmin etmezdim. İltifatınızla beni mahcup ediyorsunuz. Size Türk erkeklerinin namına teşekkür ederim. İstanbul'u çok beğendim. Vakit gelince nasıl ayrılacağım bilmem. Dünyanın cenneti, insanların beğenerek, isteyerek yaşadıkları bir yerdir. İstanbul sizi severek hemşehrinle kabul eder. O güzel şeylere daima aşıktır. Hadi gidelim. Dur kız bakalım ne yapacaklar. Başka alemlerin çocuklarıyım. Bugün memleketimizde misafirim ama yarın gideceğim buralarda. Vazgeçelim biz bu sevdadan. Aşıka taan etmek olmaz, müpteladır neylesin. Adem'e mihr-i muhabbet bir beladır neylesin. Makul olmayan bir aşka kendini kaptırmak deliliktir. Aşk mantık dinlemez sevgilim, onun kanunu yoktur. Demek ki senin sevgin sahteymiş. İnsafsızlık etme Ateş. Rahatsız olmayın rica ederim. Memleketlerimiz arasındaki dostluğun ufak bir numunesini veriyorsunuz. Buna memnun oldum. Prens hazretleri. Katiyen itiraz yok delikanlı. Buyurun efendiler. Nadia, sizinle biraz konuşmak istiyordum. Özür dilerim. Nasıl, tehlikeli bir adam mı? Katiyen, romantik. Şair ruhlu bir genç, boyuna şiir söylüyor. Üstelik bana da aşık. Hmm, ya siz? Rica ederim prens. Kızmayın canım, takılıyorum. Belki polis değildir ama biz gene ihtiyatla hareket etmeye mecburuz. Bu akşam birini bekliyorum. Kendisiyle mühim bir konuşmamız olacak. Tercümanın ortalarda dolaşması işimize gelmez. Onun için... Onunla geç vakte kadar şiirli konuşmanızı devam ettirmenizi rica ediyorum. Bilhassa bahçeye çıkmamaya dikkat edin. Peki Jean. Müsaadenizle. Ne dersin? Nadia vazifesini iyi başarıyor mu? Güzel kadınlar böyle işlerde daima muvaffak olurlar. Tertibat tamam albayım. Giriş yerinin civarında nöbetçi yok efendim. Şüphe uyandırmamaya bakın. Ya tercümanla prenses? Yukarıda salondalar, şiirden bahsediyorlar. Prensese haber verin, saat 1'e kadar şiirden ayrılmasınlar. Peki efendim. Sonra dönerim. Rica ederim siz rahatsız olmayın. Şimdi gelirim. Albay şiir partisinin saat 1'e kadar devamını istiyor. Peki.
İnşallah başınızın ağrısı geçmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha iyi. O halde başınızın geçmesi şerefine sizinle birer kadeh içelim. Her kadehi içmek için o kadar orijinal sebepler buluyorsunuz ki. Adeta gıpta ediyorum. İçmek için samimi bir arzu duyarsanız sebep kendiliğinden dilinize geliverir. Bu güzel sözün şerefine. Bahçeye çıkalım. Oh. Açık hava iyi. Yok, hayır. Olmaz. Hayırlı geceler. Size de efendim. Buyurun efendim. Bütün Türkler odalarına çekildiler. Selami'yi iki gün sonra kaçırıyoruz Prens Hazretleri. İki ay evvel size bu adamın hususiyetlerini, tabiatını, dostlarını bildiren bir rapor gönderilmişti. Hatta Hariciye Nezaret'in taksimatına ait planlarla yakınlarının fotoğrafları da vardı. Evet. Hangi odada, hatta hangi masada çalıştığına kadar her şeyi biliyorum. Yalnız konuşmam. Onun da çaresini bulduk Prens Hazretleri. Selami'nin yerine geçtiğiniz günden itibaren sesiniz kısılmış gibi konuşacaksınız. Güzel. Planları ne zaman verileceğini öğrenebildiniz mi? Hayır. Bugünlerde verileceğini tahmin ediyoruz. Pekala. Gidebilirsiniz. Thank you.
kimdir o? Halat. Geç. Edebiyat faslında lüzumundan fazla derinleşmişler. Gidebilirsin. Peki efendim. Ya, hayırlı geceler. Hayırlı geceler Prens Hazretleri. Delikanlıyla alakadar olun demişsen bile, bu kadar ileri gitmenizi söylememiştim Prenses Nadia. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Can. Ne biçim ileri gitmeyi ima ediyorsun? Albay, lütfen akşamki gördüğünüz sahneyi Prenses'e hatırlatır mısınız? Evet efendim. İçeri girdiğim zaman Prenses Nadia'yı o gencin kolları arasında gördüm. Yalan! Bir Prenses'e yakışmayacak tarzda hareket ediyorsun Nadia. Albay, söylediklerinizi ispat etmedikçe asla sizi affetmeyeceğim. Saat 12 ile 1 arasında ne yapıyordunuz? Hatırlamıyorum. Ateşle içiyor, Türk müziği yiyorduk. Sonra... Sonra? Sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Odama gidip nasıl yattığımı bile hatırlamıyorum. Nasıl? O esnada ateş yanınızda değil mi? Buyurun Prens Hazretleri. Bir emriniz mi var? Günaydın Prenses Hazretleri. Prenses Nadia sizi soruyordu. Buyurun prenses. Bugünkü gezintiden vazgeçtiğimi size haber vermek istiyordum. Nasıl isterseniz. Eğer izin verirseniz ben de ihtiyar annemin ziyaretine gideyim. Hay hay. Çok teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle. Hiç hoşlanmıyorum bu adamdan. Buna rağmen kininizi belli etmemeye çalışın efendim. Bu adam hakikaten şair. Ne romantik bir yüzü var. Ha, sen miydin? Otur bakalım. Mühim bir haber mi var? Maalesef. Hatta işleri karıştırdık da diyebilirim. Yalnız şurası muhakkak ki bu adamlar memleketimize ait bir sırrı çalmaya hazırlanıyorlar. Ya. Benden bir isteğin mi var? Evet. İki yardımcı memur istiyorum. Bunlardan birini saraya, diğerini de casusların toplandıkları evin civarına yerleştireceğim. Seyfi aramızda irtibat vazifesi görecek. Numan efendi, teşkilattan Ömer efendi ile Ali Celal'e haber gönder. Nerede buluşmak istiyorsun Ateş? Tatavla'da, Todori'de. İki saat sonra Todori'de bulunsunlar. Başüstüne efendim. Ben de müsaadenizi rica edeceğim. Pekala Ateş. Bu defa işler pek yavaş gidiyor. Ne oldu sana? Nazar mı değdi? Maalesef öyle efendim. O kadar tedbirli gidiyorlar ki... esas maksatlarını bir türlü anlayamıyoruz. Ajanlarını yakalayıp sıkıştırırsak ya öldürüyorlar yahut onlar intihar ediyor. Allah yardımcın olsun oğlum. Merak etmeyin, muvaffak olacağız. Buna imanım var evlat. Zat-ı halinizi harcayana zaten istiyorlar efendim, hattı bağladım. Peki. Alo? Evet, bendenizim efendim. Hürmetlerimi takdim ederim müsteşar beyefendi. Ya, planlar geldi demek. Evet efendim, anlaştığımız gibi iki memur gönderirim. Allah ömürler versin efendim. Devletle efendim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinden planlar gönderilmiş. İki ajan onları muhafazaya memur edilecek. Kimleri gönderelim?
Tensip buyurulursa Tatar Kemal'le Fırtına Musa'yı gönderelim efendim. İyi buldun. Bu iş tam onlara göre. Çabuk haber gönder gelsinler. Bağıştır efendim. Oui, monsieur. Au revoir. Planların korunması için iki memur bugün gönderilecek. Birini plan odasına, diğerini de seyyar olarak vazifelendirirsiniz. Başüstüne efendim. Buyurun efendim. Oturun. Beklediğimiz evrak geldi. Yalnız burada değil de plan odasında çalışmanız daha muvafık olacak kanaatindeyim. Nasıl tensip buyurulursa beyefendi. Odanızı bu maksatla görmek istedim. Burada rahat çalışamayacaksınız. Orası daha muvafık. Yarın başlarsınız. Başüstüne beyefendi. Ha, rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Saraya teşrifatçı olarak kaldıracağım vazifem prensin adamlarını gözaltında bulundurmak, bu arada da duyduklarını bana haber vermektir. Sana gelince Celal, Seyfi'nin sana göstereceği evin civarında bulunacaksın. Girip çıkan kimlerdir, hangi saatte neler oldu hepsini bilmek istiyorum. Raporunu Seyfi'ye verirsin. Ve 97'nin ismini öğrendim Ateş. Mirno. Yalnız bunun lakap olduğunu zannediyorum. Zannederim. Ben söylemeden müdahale yok. Bu yakında harekete geçeceklerini tahmin etmiyorum. Dinleyin. İşte böyle söylediğim gibi Selami Efendi. Akşam şerifler hayırlar olsun. Sizlerin de efendim. Sizin isminiz Selami efendim. Evet. Arabada bir hanım var, sizinle konuşmak istermiş. Benimle mi? Evet, sizi bana gösterip çağırmamı söyledi. Hele bir bakıverin. Gir içeri. Arabanın durduğu kapı. Anladım. Alasma. Güle güle. Konuşmayacak mısın? Konuşturamazsınız. İsterseniz öldürün. Fakat tek laf alamazsınız. İşkenceye daha başlamak. O zaman bülbül gibi öteceksin. Hiçbir şey öğrenemezsiniz benden. Yalnız öldürebilirsiniz, o kadar. Türk'ün vatanı hayatından kıymetlidir. Hayvan ol hayvan. Ben sana yapacağımı bilirdim ama dua et. Bu gece prensin yerine geçeceksin. Bir şunu yararını, gece yarısı götüreceğiz. Akşam olunca bahçedeki köşeye girip saklanacaksın. Bu gece tekrar geleceklerini zannediyorum. Ne konuştuklarını öğrenmek istiyorum. Başüstüne. İçeridekiler çıktıktan sonra buraya gelirsin. Pekala. Ben gidiyorum. Bu gece prensesle buluşacağız. Bir kolayını bulur gelirim. Anlaşıldı. Talihin açık olsun. İnşallah.
Paris'ten sıkıldınız mı? Hayır. Geçen geceyi düşünüyorum. Yaşamanın zevki geçmişi değil, o anı. Bulunduğu zamanı düşünmekle elde edilir. O kadar az bir içkiyle kendimden nasıl geçtim acaba? Ben sizin yanınızda içmeden kendimden geçiyorum. Yukarı çıkalım mı? Hayır, hayır. Nadia ateşi salondan uzaklaştırdı. Biraz sonra da bu maskaralığa bir son ver. Olur. Beni yatağıma sen mi yatırdın? Evet. Çok yorgundunuz. Elbiselerimi de siz çıkardınız tabii. Sabah uyandığım zaman geceliğim üzerimdeydi. Ateş, doğru söyle. Beni bir prenses gibi değil de bir kadın gibi seviyor musun? Seni sen olduğun için seviyorum. Bu hissim samimi. Sana her şeyden ari, hatta prensten, memleketinden, vazifelerinden tecrit edilmiş bir sevgili olarak aşığım. Ben de öyle Ateş. Senin için her şeyi feda edebilirim. Git artık Ateş. Bu gece çok işin olacak. Sana itimat ediyorum Nadia.